Merhaba gençler. Bir önceki videomuzda dünya üzerinde görülen iklim tiplerinden bahsetmiştik. Acaba kaç tanemiz bu iklim tipleriyle alakalı işlediğimiz konu içerisinde sormuş olduğumuz sorunun cevabını bulabildi? Evet, ben tekrar edeyim sorumuzu. Yeryüzündeki hangi iklim tiplerinin yağış rejimi aslında birbiriyle benzerdir? Ya da başka türlü soralım. Yeryüzündeki hangi iki iklim tipinin yağış rejimi düzenlidir? Cevaplarımız ekvatoral iklim ve ılıman okyanus iklimidir arkadaşlar. Yani ülkemizdeki Karadeniz ikliminin de aslında iklim özelliği bu saymış olduğum iki iklim türüyle benzerdir. Peki, bugün ne işleyeceğiz? Bu kısma geçiyoruz şu anda. Ekranımızda görmüş olduğumuz üzere Türkiye'nin iklimini etkileyen etmenler. Yani aslında biz bir şablon oluşturduk. Dünya üzerinde görülen iklim tiplerini işledik. Ve bu şablon üzerinde Türkiye'deki 4 iklim tipinin de aslında özelliklerini şablonun üzerine yerleştirmeye başlayarak kafamızda karakterize edeceğiz. Peki ülkemizde hangi iklim tipleri görülmektedir? Düşündüyseniz eğer, Türkiye'de 4 iklim tipi görülüyor arkadaşlar. Bunlardan birincisi aslında ülkemizin bulunduğu coğrafi koordinat gereği Akdeniz iklimidir. Bir ikincisi ılıman okyanus ikliminin Türkiye versiyonu olan Karadeniz iklimidir. Üçüncüsü step yani bozkır iklim türüdür. Dördüncüsü ise Erzurum Kars yöresi ve Doğu Anadolu bölgesinin büyük bir kısmında görülen sert karasal iklim tipidir. Ama öncesinde bu iklim tiplerini işlemeye başlamadan önce Türkiye'nin iklimi üzerinde etkili olan bir takım faktörlere değinmek gerekiyor. Gelin bu faktörleri hep birlikte işlemeye başlayalım. Evet. Birincisi Türkiye'nin iklimini etkileyen faktörlerden öncelikle Türkiye'yi coğrafi koordinat ile dünya haritası üzerinde, dünya şekli üzerinde göstermiş olduğu üzere Türkiye'nin coğrafi konum özellikleridir. Yani Türkiye'nin matematiksel koordinatları, Türkiye'nin üzerinde yaşadığı coğrafyada görülen iklim türünü tamamıyla değiştirebilmekte ya da etkileyebilmektedir. Ve Türkiye'nin coğrafi koordinatlarını bu konu geldiğinde madem bir kez daha hatırlamak lazım. Neydi? Yazılan ifadeyi aynen okuyorum. Türkiye 36 ve 42 derece kuzey paralelleri ile 26 ve 45 derece doğu meridyenleri üzerinde yer alıyor. Tabii bilginin bir kısmı resmin altında kaldığı için okunamıyor olabilir. Peki, Türkiye'nin bu konumu aslında Türkiye'de orta kuşak iklimlerinin yani ılıman iklimlerin görülmesine neden olmaktadır. Hal böyle olunca biz aslında ayrı ayrı zamanlarda 4 farklı mevsim türünü de yaşayabilmekteyiz. Hatırlayınız, dünya üzerinde 4 mevsimi yaşanmadığı 2 kuşak vardı. Bizim bulunmadığımız kuşaklar bunlar. Neydi bunlar? Sıcak kuşak ve soğuk kuşaktı. Evet. İkincisi, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada Türkiye'ye aslında güneş ışınlarının geliş açısı her zaman belli bir nokta üzerindendir. Yani sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörlerden bir madde var karşınızda. Neydi? Bakı. Yani bir güneşe karşı bir yeryüzü şeklinin, bir dağın, bir cisminin sürekli aynı taraftan güneşi alma açısı özelliğini oluşturuyordu. Mesela ekran resmimize baktığımızda karşımızdaki dağın her zaman sağ taraftan güneşi aldığını görüyoruz. Yani sıcak olan tarafının aslında güneşi daha çok olan alan tarafı olduğunu görmekteyiz. Türkiye'nin etrafındaki dağları düşünelim şimdi. Bizim kara parçamızı çevreleyen, topraklarımızı çevreleyen ve aslında dağların genelde kıyıya paralel uzanmasıyla alakalı daha çok ismini duyduğumuz Kuzey Anadolu Dağları ve Güney Anadolu Dağları. Yani bilindik adları nelerdi bunların? Karadeniz Dağları ve Akdeniz Dağları yani Toroslar idi. Peki ne gibi etkileri vardır bu iki yeryüzü şeklinin bu bölgelerde sıcaklık dağılışında? Bir kere rüzgarların bu bölgelerden iç kesimlere girmesini engeller. Ama aynı zamanda kıyılarda yağış miktarını arttıran bir özellik olmasına da ayrıca katkı sağlamaktadır. Peki, Türkiye hangi ana karalar arasında kalan bir coğrafyada bulunur? Şimdi çevremizdeki kıtalara düşündüğümüz zaman bu kıtaların Türkiye üzerindeki iklime ayrıca ekstra artı ya da eksi etkileri mevcuttur. Mesela Avrupa kıtası. Kuzeybatımızda yer alıyor ve Türkiye'ye genelde gelen yağışlı hava kütlelerinin Türkiye'ye akın ettiği coğrafyadır. İkincisi Asya kıtasıdır.
Kış mevsimini düşündüğümüzde kuzeydoğudan gelen Poyraz rüzgarı ile birlikte Sibirya. Bu bir termik yüksek basınç sistemidir arkadaşlar. Birazdan göreceğimiz bir basınç sistemidir. Türkiye'de kış mevsiminin olağandan daha soğuk olmasına sebep olur. Bir üçüncüsü ise baktığımız zaman bizim güneyimizde yer alan Afrika kıtasıdır ve Afrika'nın kuzey kesimleri aslında çöllerle, yani Sahra çölüyle kaplıdır ve kıtanın kuzeyinden Türkiye'ye doğru gelen sıcak ve kuru hava kütleleri ülkemizin özellikle güney kesimlerinde sıcaklık ortalamasını yükselttiği gibi yer yer kurak bir iklimin hakim olmasına da sebep olur. Tablomuzda bir takım etkinlik boşlukları mevcuttur. Bu boşlukların bir iki tanesini dolduralım, konumuza devam edelim. Mesela Türkiye'de çeşitli iklim tipleri görülmektedir. Neyin sonucunda? Türkiye'nin kara ve denizlerinin aynı oranda ısınmamasının, Türkiye'nin her yerinde yüksekliklerin birbirinden farklı olmasının, Türkiye'nin yer şekilleri özelliklerinin çeşitli olmasının sonucunda kaynaklanır. Bir soruyla devam edelim. Türkiye'de kısa mesafelerde birden fazla iklim çeşitliliğini bir arada görebilmekteyiz. Mesela Akdeniz bölgesinde Antalya'dan kısa bir yolculuk yaptıktan sonra işte Beydağlarına çıktığınız zaman aynı anda aynı iklim bölgesinde, hatta aynı bölge ve il sınırları içerisinde farklı iklimleri bir arada yaşayabilirsiniz. Yani Antalya'da denize girersiniz. Bir saat yolculuk sonrasında Beydağlarında kar örtüsünün üzerinde kayak yapabilirsiniz. Şimdi Türkiye'nin kısa mesafelerinde madem iklim değişiklikleri yaşanıyorsa karşımızdaki Türkiye haritası üzerinde verilen 5 merkezle alakalı soruya bir bakalım. Türkiye haritasında numaralar ile gösterilen yerlerden hangisinde kısa mesafelerde iklim değişikliklerinin fazla olması beklenmez? Bizim aradığımız arazi aslında genel olarak dağlık olmayan bir arazi olması gerekiyor. Yani uzun mesafede bile gitsek aslında yeryüzü şeklinin düz olduğu bir coğrafyayı bulmamız lazım. Peki, az önce söylemiş olduğum iki önemli dağ sırasını harita üzerinde aslında bir göstermeye çalışalım. Elimize bir kalem alalım. Kuzey Anadolu Dağları Karadeniz bölgesinin dağ sistemidir. Güney Anadolu Dağları ise Akdeniz bölgesindeki torosları ifade eder. Peki, bu sistemin dışında kalan bir bölge var baktığımız zaman. Burası Ergene Ovası, yani Trakya olarak bildiğimiz Marmara bölgesinin kuzeybatı tarafında kalan bir bölümdür aynı zamanda. Ergene bölümü. Üç nolu yerde yer şekilleri gayet düzdür ve kısa mesafede yolculuk yaptığınızda herhangi bir yükseklik değişimiyle karşılaşmayacağınız için iklim çeşitliliği de sadece bir tek iklimle sınırlıdır. Peki, Türkiye'de çeşitli iklim tipleri etkilidir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında yer almaz? Şimdi bizde iklim tiplerinin çeşitli olmasında neler etkilidir kısmını hem anlatalım hem sorudaki cevaplarla elemiş olalım. Bir kere çevremizdeki kara parçaları Türkiye iklimi üzerinde etkiliydi. Asya, Avrupa ve Afrika olmak üzere. O zaman A şıkkını eledik. B'ye bakalım. Çevresindeki denizlerin etkisi. Bizim çevremizde Türkiye'yi 3 tarafından çevrelemiş 4 denizimiz vardır arkadaşlar. Neden 3 tarafını 4 deniz çevreliyor? Marmara'yı aslında es geçiyoruz. Ancak Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'e baktığımız zaman Türkiye'nin etrafını tamamen çevrelediğini görüyoruz. Bizim iklimimiz üzerinde etrafımızdaki denizler de etkilidir. B'yi de eledik. C, çevresindeki basınç merkezlerinin etkisi. Türkiye çevresinde 4 farklı basınç sistemi vardır. Bunlardan bir tanesini aslında ufak bir bilgiyle söyledik. Neydi bu ufak bilgi? Türkiye çevresinde özellikle kuzeydoğudan Türkiye'ye gelen Sibirya termik yüksek basıncıydı. Bu da etkilidir. Eledik. Diğer üçünü birazdan. Yükseklik farklarının etkisi. Mesela aynı enlem üzerinde yer alan bir ilimiz olan İzmir'den yine aynı enlem üzerindeki Van iline seyahat yaptığımız zaman yükseklik artış eğilimi içerisindedir. Yani yüksekliğin batıdan doğuya doğru artıyor olması aslında aynı gün ve aynı saatte sıcaklığın batıdan doğuya azalması anlamına gelir. Bu yüzden Ege'de bir kasabanın sıcaklık değerleri 20 dereceler civarında seyrederken aynı saat diliminde Van ilinin sıcaklığı 10 derecelere, 5 derecelere kadar düşebilmektedir. Yani bu da yüksekliğin sıcaklığa ne kadar etki ettiğine bir örnektir. Bu da gitti.
bitki örtüsünün etkisi diyor. Yalnız bitki örtüsü hiçbir zaman iklim bölgesinde bir bölgenin iklimine etki etmez. Halbuki bu bölgedeki iklimin aslında bir sonucu olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla doğru cevabımız